Değerli arkadaşlarım, hepinize tekrar merhaba. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde bireysel farklılıkların nedeni olarak çevre faktörünü ele alacağız. Ve bu başlık altında bir önceki dersimizde belirttiğimiz gibi ekolojik perspektiften, yani ekolojik kuramdan, Bronfenbrenner'dan, Aslen'in çevre etkisi modelinden, ana baba tutumlarından, denetim odağından söz edeceğiz. Şimdi lafı uzatmayalım. Hemen konumuza geçiş yapalım. Değerli arkadaşlar, ilk olarak ekolojik perspektif kuramıyla başlayalım. Ekolojik perspektif kuramı Bronfenbrenner'ın teorisi. Bronfenbrenner ekolojik perspektif teorisinde bir çocuğun içinde yaşadığı çevreyi iç içe geçirilmiş çemberlerle ifade ediyor. Bu çemberler çocuğun en yakın çevresinden en uzak çevresine doğru devam ediyor. Ve burada en önemli nokta şu. Arkadaşlar, buradaki yapıyı incelediğinizde bir şey fark ediyorsunuz. Mikrosistem, mezosistem, ekosistem ve makrosistem şeklinde devam eden sistemlerde dikkat ederseniz, sistemler karşılıklı okla birbirine bağlı. Bakın, tüm sistemlerde karşılıklı ok vardır. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. En dar çevreden en uzak çevreye ya da en uzak çevreden en yakın çevreye doğru geldikçe tüm sistemler birbiriyle ilişki halindedir. Şimdi çok kısa bu sistemleri tanıyalım. Birinci sistem mikrosistem. Mikrosistem anlamı çocuğun doğrudan etkileşim kümesidir. Yani bir çocuk, dikkat edin, anne babasıyla ya da çocuk kardeşleriyle ya da çocuk arkadaşlarıyla iletişim kurarken mikrosistem harekete geçer. Mesela ben abimle sohbet ediyorum. Ben annem babamla iletişim halindeyim. Bu benim mikrosistemimdir sevgili arkadaşlar. En dar çevremdir. Benim doğrudan etkileşim kümemdir. Bir sonraki sisteme baktığımızda mezosistem karşımıza çıkar. Mezosistem, bir çocuğun, dikkat edin, mikro sistemindeki unsurlar arasındaki etkileşim kümesidir. Şimdi bu ne demek? Bakalım. Misal, çocuk ailesiyle, çocuk öğretmeniyle iletişim kurarken bu bir mikro sistemdir. Ama dikkat edin, çocuğun ailesi okulla iletişim kurduğunda bu bir mezosistemdir sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ben annemle babamla konuşurken mikrosistemdir. Ben öğretmenimle iletişim halindeyken bu benim mikrosistemimdir. Ama benim annem babam, yani ailem, okulla işbirliği yaparken bu artık mezosistemin bir parçası olur. Bir sonraki sisteme baktığınızda ekosistem devreye gider. Yani ekoloji karşınıza gelir. Başka bir deyişle, ülkedeki basın, yayın hizmetleri, yani medya, ülkedeki kurum ve kuruluşlar gibi unsurlar ekosistemi açıklamak için kullanılır. Ve karşımıza çıkan son sistem de makro sistemdir. Makro sistem en geniş anlamda çocuğun içinde yaşadığı kültürel yapıyı temsil eder sevgili arkadaşlar. Kültürü temsil eder. Peki Bronfenbrenner kuramında bize ne anlatmaya çalışır? Bakın arkadaşlar, aslında Bronfenbrenner'ın bize anlattığı olay şu. Hatta kendi kitabından bir örnek vereyim. Diyor ki, bir ülkedeki, diyor, kağıt üreten fabrikaların, çalışanlarının greve gittiğini düşünün, diyor. Bu durumda kağıt üretilemez. Kağıt üretilemezse matbaaya kağıt gitmez, kitap basılamaz. Kitap basılamazsa okula kitap gelmez. Okula kitap gelmezse çocuğun eğitimi sekteye uğrar, diyor. Yani çocuğun çok uzağındaymış gibi gözüken olaylar dahi etkileşim kümesi içerisinde yine çocuğun hayatını ne yapar? Etkiler, diyor. Ya da bir ülkede ekonomik krizin oluştuğunu düşünün, diyor. Mesela ne oluyor? Ülkedeki iş yerleri işçi çıkartmaya başlıyor. Peki çıkartılan işçilerden birisi çocuğun anne babası olabilir mi? Elbette olabilir. Bu da aile içerisinde ciddi sorunlara yol açabilir. Bu da çocuğun hayatını etkiler, diyor. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, özet ifade şu. Bakalım. Çocuk, aile,
arkadaşlar, okul, akrabalar, medya, kurum ve kuruluşlar karşılıklı etkileşim halindedir diyor. İşte bu teori ekolojik kuram ya da ekolojik sistemler kuramı ya da ekolojik perspektif kuramı olarak karşımıza çıkıyor. İnceleyecek olduğumuz sevgili arkadaşlar ikinci konu Aslen'in çevre etkisi modeli. Arkadaşlar hep ne anlatıyorduk? Gelişimsel süreçte kalıtım ve çevre olmak üzere iki temel faktör vardır. Aslen çevrenin gelişimsel süreçteki etkisini 5 farklı modelle açıklıyor arkadaşlar. Bize şunu anlatıyor. Az sonra grafiklerde göreceksiniz. Kesikli çizgiler belli bir deneyim yani yaşantı yani çevre etkisi olmayınca ne olacağını gösteriyor. Düz çizgiler ise bir deneyim eklenince yani çevre etkisi var olunca ne olacağını söylüyor. Şimdi grafikleri incelemeye başlayalım daha iyi anlayacağız. Arkadaşlar Aslen'in oluşturduğu modellerden birincisi olgunlaşma modeli. Şimdi hemen bakın değerli arkadaşlar. Olgunlaşma modeli bize ne anlatıyor? Şöyle bir düz çizgiye bakalım. Şöyle bir düz çizgiye bakalım. Bir de kesikli çizgiye bakalım. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, olgunlaşma modeli size şunu gösteriyor. Şu noktadan itibaren bir deneyim eklendiğini varsayalım. Peki her ikisi de deneyim olsa da olmasa da aynı şekilde ilerliyor. Doğru mu değerli arkadaşlar? O halde olgunlaşma modelinin anlatmaya çalıştığı olay şu. Çevre etkisi olsun ya da olmasın. Gelişimsel süreç aynı şekilde devam eder, aynı sonuca ulaşır. Yani başka bir deyişle olgunlaşma modeli, dikkat edin, gelişmekte olan yapı üzerinde çevrenin belirgin bir etki oluşturmaması. Yani çevre etkisi olsa da olmasa da süreç aynı şekilde devam eder. Mesela bir çocuğun gözlerinin rengi açık ya da koyu renk olması çevre etkisiyle değişebilecek bir şey değildir arkadaşlar. Mesela bunu kalıtımda anlatmıştık. Neydi? Koyu renk göz baskın, açık renk göz çekinikti. O halde benim gözlerim çekinik ise herhangi bir yaşantı, çevre etkisi bunun koyu olmasına yol açmayacağı gibi göz renkleri koyu olan bir kişinin herhangi bir çevre etkisi de gözlerinin renginin açık olmasına yol açmayacaktır. O halde tekrar diyoruz, olgunlaşma modeli neymiş? Çevrenin bir etkisinin olmadığı modelmiş. Bir sonraki model sevgili arkadaşlar, sürdürme modelidir. Sürdürme modeli. Şimdi grafiği çok dikkatle izleyin arkadaşlar. Çok dikkatle izleyin. Bakın sürdürme modeli ne diyor? Birey kalıtsal yapıyla olgunlaşma sayesinde dikkat edin şuraya kadar geliyor. Ama bu aşamadan sonra bakın şu aşamadan sonra uygun çevre etkisi oluşmazsa dikkat kazanılan özellik bakın yok oluyor. Ama çevre etkisi oluşursa o özellik kaldığı yerden devam ediyor. İşte adı bu yüzden sürdürme modeli. Yani sürdürme modelinin mantığı şu. Bak arkadaşım diyor. Birey genetik olarak belli bir noktaya kadar gelir. Ama o noktadan sonra onun devam edebilmesi yani sürdürülebilmesi için ne gerekir? Çevre etkisi gerekir. Çevre olmazsa ne olur? İşte bakın ekrandaki olur. Çevre etkisi olmazsa kazanılan şey yok olur sevgili arkadaşlar. Size bir örnek vereyim. Bak şurada da yazıyor. Uygun çevre etkisi olmaz ise belli bir noktaya kadar gelişen yapı zaman içerisinde ortadan kalkar. Mesela bir maymunun doğuştan her iki gözü de görme yetisine sahiptir. Bakın şuraya kadar gelmiş. Görme yetisi var. Dikkat! Ancak gözlerden biri uzun bir süre kapatılırsa gözdeki binoküler görme yetisi kaybolur ve görme ortadan kalkar. Şimdi burada size ne anlatıyor hemen söyleyeyim. Mesela bir bebek dünyaya geldiğinde her iki gözü de görme yetisiyle dünyaya geliyor. Doğru mu? Ne anlatmıştık? İnsan dünyaya geldiğinde tüm duyuları çalışır haldedir. Ama görmenin devam ettirilebilmesi için
Beynimizde sevgili arkadaşlar görme plastisi üretiminden sorumlu bir bölüm var. O bölüm o plastisi üretemezse görme devam edemiyor. Peki ne olacak? Nasıl üretilecek? Çok basit. Gözünüzden içeriye ışık ve hareket, yani çevresel girdi lazım. Gözünüzden içeriye ışık ve hareket geldikçe beyindeki ilgili bölüm uyarılıyor ve plastisi üretiliyor. Ve siz bu sayede görmeye devam edebiliyorsunuz. Ama bir gözü kapatın, dikkat edin, içeriye ne gelmiyor şu anda? Işık, hareket olgusu gelmiyor. Haliyle binoküler görme yetisi kayboluyor. Demek ki bu model, yani sürdürme modeline göre bireyin var olan bir şeyinin devam edebilmesi neye bağlı? Çevre etkisine bağlı. Aksi halde var olan şey zaman içerisinde kaybolabilir diyor. Bir sonraki model değerli arkadaşlarım, kolaylaştırma modeli. Kolaylaştırma modeli. Şimdi kolaylaştırma modelini arkadaşlar grafik üzerinde daha iyi anlayacağız. Daha detaylı inceleyelim. Bakın, şimdi birey hiçbir çevre etkisi olmazsa şu noktaya ulaşıyor. Çevre etkisi olursa, dikkat edin, yine aynı noktaya ulaşıyor. Ama arada önemli bir fark var. Arada önemli bir fark var. Nedir aradaki önemli fark? Çevre etkisi oluşursa, mesela şurayı zaman gibi düşünün. Misal, X zamanda bireyin kazanımı sadece olgunlaşmayla şu düzeydeyken, çevre etkisi eklenirse bu düzeye kadar çıkıyor. Bakın bu düzeye kadar çıkıyor. Ya da Y zamanda, bakın Y zamanda hiçbir çevre etkisi olmayınca çocuğun kazanımı şu düzeydeyken, uygun çevre etkisi olsa kazanım bu düzeyde oluyor. Yani bu model size şunu anlatıyor sevgili arkadaşlar. Diyor ki, bu modelde diyor, çevre zaten belli bir noktaya gelecek olan noktaya kadar daha iyi olmasını sağlar diyor. Bakın. Hemen bakalım. Bu modelde gelişmekte olan yapı hiçbir çevre etkisi olmasa bile süreç sonunda beklenen düzeye ulaşır. Ancak çevre etkisi süreç boyunca kazanımın daha iyi hale gelmesini sağlar. Burada unutulmaması gereken temel nokta, ister çevre etkisi olsun ister olmasın, dikkat, süreç sonunda süreç aynı noktada buluşmaktadır. Ama bir kez daha söylüyoruz. Bu neyi sağlar sevgili arkadaşlar? Bu neyi sağlar? Yapının daha iyi olmasını sağlar. Tekrar ediyorum. Neyi sağlar? Daha iyi olmasını sağlar arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Şu örneğe bir göz atalım. Şu örneğe bir göz atalım. Özdeş iki bebekten birine yürüme çalışması yaptırılıyor, diğerine yaptırılmıyor. Yaptırılan bebek bir süre sonra yürümeye başlıyor, yaptırılmayan bebek de bir süre sonra yürümeye başlıyor. İlerleyen süreçte bu bebeklerin yürümeleri incelendiğinde birbirlerine bir üstünlüklerinin olmadığı görülüyor. Peki hocam bu çalışma niye yapıldı? Şimdi hemen onu anlatayım. Yürüme çalışması yaptırılan bebek, yürüme çalışması yaptırılmayan bebeğe göre yürüme noktasına daha kısa zamanda erişiyor. Ve diğerine göre daha iyi etkinlik yapıyor. Ama bir an geliyor ki o andan sonra ikisi yine aynı sevgili arkadaşlar. İşte bu sadece neyi sağlıyor? O noktaya gelmeyi kolaylaştırıyor. Ama tekrar ediyorum. Çevre etkisi hiç gelmeseydi de birey yine o noktaya ulaşacaktı. Bir sonraki modele bakalım. Ayarlama modeli. Ayarlama modeli. Hemen grafiğe bakın. Birey uygun çevre etkisi sağlanırsa şuraya ulaşıyor, şuraya. Çevre etkisi olmazsa ancak şuraya gelebiliyor. Şuraya X, şuraya Y diyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız, şunu düşününüz. Bu modelde neyi gördünüz? Çevrenin kalıcı bir getirisi var. Çevre etkisi olmazsa evet birey belli bir noktaya ulaşıyor ama burada kalıyor. Uygun çevre etkisi olursa biraz daha fazlası oluyor. Hemen örneğe bakın. Çocukluk yıllarında gündüz bakım evlerine gönderilen çocuklar ile gönderilmeyen çocukların karşılaştırıldığı bir çalışmada dikkat, gönderilen çocukların diğerlerine nazaran daha yüksek
IQ puanına sahip olduğu görülmüştür. Demek ki sizin çocuğu o gündüz bakım evine göndermeniz IQ puanına kalıcı bir getiri sağlamış. Peki göndermeseydiniz tabii ki yine belli bir IQ puanı olacaktı ama bu kadar yüksek olmayacaktı sevgili arkadaşlar. İşte buna ayarlama modeli deniyor. Bir sonraki modelse tüme varım modeli diye anlatılıyor. Hemen bakın. Kesikli çizgi neydi? Deneyim olmazsa. Bak arkadaşım. Eğer birey çevre etkisi olmazsa sıfırda kalıyor. O şeyin kazanıl eğer çevre etkisi olursa bir kazanım elde ediyor. Yani tüme varım modeli dikkat edin. Gelişmekte olan yapının tamamen çevre etkisine bağlı olduğu yapıdır. Yani uygun çevre olmaz ise dikkat, o kazanım hiç ortaya çıkmaz. Mesela bir kişi düşünün. Bulunduğu coğrafyadan dışarı hiç çıkmamış ve bulunduğu bölgeye de o coğrafya dışında hiç kimse gelmemiş. Yani birey hayatı boyunca sadece içinde yaşadığı bölgedeki dili işitmiş ve o dili konuşuyor. Bu kişiden başka bir dil konuşmasını bekleyebilir misiniz? Hayır. Neden? Çünkü bireyin ikinci bir dil öğrenebilmesi için yine uygun çevre etkisi gerekir. Ya da 10 parmak daktilo eğitimi almamış bir kişiden 10 parmak daktilo yazmasını bekleyemezsiniz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tüme varım modelinde gerçekleşen kazanım tamamen, bakın altını çiziyorum, tamamen ne etkisiyle şekillenir? Çevre etkisiyle şekillenir arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, bireysel farklılıkların sebebi olarak üçüncü noktada karşımıza ana baba tutumları çıkıyor. Ki sınavda soru olarak da gelebilir ana baba tutumları. Dikkatli olun arkadaşlar. Ana baba tutumları dediğimizde biz ilk olarak Baumrind'ın ana baba tutumlarından söz edeceğiz. Arkadaşlar Baumrind'ın ana baba tutumlarında bize şunu anlatıyor. Bence diyor ana baba tutumunu belirleyen 4 temel faktör vardır diyor. 1. Ailenin çocuğa sunduğu sıcaklık. Yani başka bir deyişle sıcaklık derken kastedilen şey onu kabul etmesi. Onu ne yapması? Evet, kabul etmesi mesela. Böyle düşünün sevgili arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Aklınız karışmasın. Bunu en son size göstereyim arkadaşlar. 2. Neden söz ediyor arkadaşlar? Olgunluk talebi. Yani ailenin çocuktan beklenti düzeyi. 3. Denetim. Yani çocuğa uygulanan kuralların niteliği ve 4. iletişimden söz ediyor. Baumrind'a göre bu dörtlü arasındaki kombinasyon 3 duruma yol açıyor. Ama Baumrind'dan sonra yapılan çalışmalar bu üçlüye 4.'cüyü de ekliyor. Biz 4 tane diye inceleyeceğiz. O kadar detaya girmeyeceğiz. Şimdi 4 tane ana baba tutumu var sevgili arkadaşlar. Bunlar 1. İzin verici yani hoşgörülü. 2. Otoriter. 3. Açıklayıcı otoriter yani demokratik. Ve sonradan eklenen 4. ihmalkar. Şimdi bakın arkadaşlar çok basit tabloyu dikkatle inceleyin. Demokratik dediğimiz tutumda aile... Evet, çocuktan istekte bulunuyor, doğru. Yani başka bir deyişle beklenti var mı? Evet, var. Evet, var. Kontrol ediyor mu? Denetim uyguluyor mu? Evet, denetim de var. Denetim de var. Peki, aile çocuğu kabul ediyor mu? Evet, kabul ediyor. Yani sıcak bir aile. Peki, çocuğa karşılık veriyor mu? Evet, karşılık da veriyor. Yani iletişim de var. Bunun anlamı şu. Demokratik dediğimiz aile, burada görmüş olduğunuz dörtlünün tamamı açısından yüksek düzeyde bir süreçtir arkadaşlar. Tekrar demokratik aile. Aile çocuğu kabul ediyor. Sıcak bir aile. Elbette çocuktan beklentisi var ailenin. Elbette çocuğa denetim uygulanıyor, kurallar var. Ama aynı zamanda güçlü bir iletişim de var. Zaten bu yüzden demokratik ailelerde dikkat edin. Evet kurallar vardır ama kurallar çocukla birlikte belirlenir. Evet çocuktan bazı şeylere uyması istenir ama bunun nedenleri açıklanır. İletişim sayesinde nasıl açıklanır? Nedenleri açıklanır. Mesela otoriter aileye bakalım. Otoriter. Dikkat edin. Otoriter aile
Çocuktan istekte bulunur mu? Evet, bulunur. Beklenti var. Evet, var. Peki kontrol eder mi? Evet, kontrol eder. Ama dikkat edin, çocuğu reddeder. Yani çocuk istediği sıcaklığı bulamaz ve aile çocuğa karşılık vermez. Yani iletişim sınırlıdır sevgili arkadaşlar. İletişim nedir? Sınırlıdır. Başka bir deyişle otoriter ailede mantık şudur. Mesela çocuk hafta sonu arkadaşlara dışarı çıkmak istiyor. Baba diyor böyle böyle bir durum var, işte arkadaşla kalabilir miyim? Baba diyor ki hayır. Çocuk soruyor, neden baba? Ben hayır dedim de ondan diyor. Sana hesap mı vereceğim lan diyor ya da fark etmez. Yani mantık şu. Çocuğa önceden belirlenmiş kurallar konuyor ve çocuğun bu kurallara hiç sormadan, sorgulamadan itaat etmesi isteniyor. Çocuk aile tarafından sevildiğini, kabul gördüğünü ne yapamıyor? Hissedemiyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki tutuma bakalım. Hoşgörülü tutum. Bakalım hoşgörülü tutumda ne var? Dikkat edin. İstekte bulunmayan, başka bir deyişle hoşgörülü ailede çocuktan beklenti çok düşük düzeyde, çok düşük. Kontrol etmeyen, yani çocuğa denetim de pek uygulanmıyor. Ama kabul ediyor mu? Evet, kabul ediyor. Karşılık veriyor mu? Evet, karşılık veriyor. Yani hoşgörülü dediğimiz yapıda, bakalım, çocuk kabul edildiğinin farkında, çocuktan beklenti yok denecek kadar az, çocuğa denetim yok denecek kadar az uygulanıyor ama iletişim var. Yani hoşgörülü aile bırak yapsıncıdır, izin vericidir. Çocuk ne isterse aile yapar ve çocuğa doğru düz bir kural da uygulamaz. Ama bu çok tehlikeli bir tutumdur. Size şöyle anlatayım. Çocuğun istediği hiçbir şeyin yapılmaması ne kadar kötüyse, istediği her şeyin yapılması bir o kadar kötüdür sevgili arkadaşlar. Sonuçta bu çocuk okula başladığında kurallarla karşılaştığında çok ciddi sorunlar da yaşayacaktır. Bir de ihmalkara bakalım. Bakın arkadaşlar, ihmalkar kim? İstekte bulunmayan, ailenin çocuktan bir beklentisi yok. Kontrol etmeyen, kural yok. Reddeden, yani sıcaklık yok. Karşılık vermeyen, yani iletişim de yok. Başka bir deyişle, çocuğun varlığı, yokluğu bir sevgili arkadaşlar. Çocuk bir problem çıkartmadıkça aile çocuğun varlığının bile farkında değil. Mesela şöyle düşünün. Anne baba çocuk bir yere gidiyorlar otobüsle uçakla. Anne baba otobüsten iniyor, uçaktan iniyor. Çocuğu otobüste uçakta unutuyorlar. Şaka yapmıyorum. Bunun gibi bir sürü örnek var sevgili arkadaşlar. Unutuyorlar bildiğini. Zaten yola çıkıyorlar, sonra akıllarına geliyor çocuğun olduğu. O derece ihmalkardan söz ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu dört tutumun dışında, aslına bakarsanız Baumrind'in belirttiği tutumlar dışında başkaca tutumlar da vardır. Biraz da bundan söz edelim. İtici tutum, aşırı koruyucu tutum, dengesiz kararsız yani tutarsız tutum ve mükemmeliyetçi tutum vardır. Bunlardan söz edelim. Bunlardan ilki olan itici tutuma baktığınızda çocuk aile tarafından, dikkat edin, sevilmez ve bu durum açıkça belli edilir. Arkadaşlar, ne kadar açıkça? Anlatayım. Anne ve veya baba şunu söyleyebilir çocuğa. Keşke hiç doğmasaydın. Ya da keşke ölsen. Bu kadar açık. Yani itici de çocuk sevilmediğini alenen bilir. Peki neden bir aile itici olabilir? Mesela evlilik öncesi bir ilişki yaşanmıştır. Kadın hamile kalmıştır. Aldıramamışlardır çocuğu. Sırf bu nedenle evlenmiş olabilirler. Ve bunun faturasını çocuğa keserler. Ya da maalesef çocuğun engellik halde bazen ailenin itici olmasına yol açabilir. Daha ilginci, çocuk bazen sülalede sevilmeyen birine benziyordur. Bu bile ailenin itici olmasına yol açabilir sevgili arkadaşlar. Bir sonraki tutum, aşırı koruyucu tutum. Aşırı koruyucu. Yani aile çocuğu adeta camdan bir fanus içerisinde yetiştirir. Çocuğun, dikkat edin, tek başına rahatlıkla yapabileceği davranışlar bile aile tarafından yapılır. Mesela ben bu cümleyi kurduğumda aklınıza Erikson'un psikososyal gelişiminde yer alan ikinci dönem olan özerkliğe karşı kuşku utanç yılları 1,5-3 yaş gelmelidir. Ne anlatmıştık özerklik için? Bir çocuğun özerkliğini kazanması şuna bağlı.
Onun yapabileceği şeyi onun yerine sen yapma. Bırak kendisi yapsın. Peki yaptırmazsak ne olur? Her şeyi biz yapmaya kalkarsak ne olur? Haliyle özelliğini kazanamamış. Bağımlı. Ama buradaki bağımlılık kesinlikle olumlu bağımlılık değil ve dış denetimli çocuklar olur. Ne demek dış denetimli çocuk? Bunu Rotter'da göreceğiz. Bir giriş cümlesi olarak söyleyeyim. Dış denetimli birey şudur. Meydana gelen hiçbir şeyin nedenini kendinde aramaz. Hep diğer insanlar şans, kader, nasip deyip durur. Haliyle hayatını, yaşantısını değiştiremeyeceğini düşünür sevgili arkadaşlar ki bu kesinlikle iyi bir şey değildir. Bir sonraki tutum neydi? Dengesiz, kararsız yani tutarsız tutum. Şimdi bu iki şekilde oluşuyor. Birinci durum şu. Anne evet diyor, baba hayır diyor da baba evet diyor, anne hayır diyor. Bu birinci durum. İki, anne baba ikisi de bugün evet diyor, yarın hayır diyor. Ya geçen hafta tamam demiştiniz. O geçen haftaya da oğlum diyorlar. Yani bir türlü ortak bir fikir oluşmuyor. Tabii ki de bu ailede yetişen çocuk da tutarsız oluyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Bu tip ailelerde yetişen çocuklar özellikle kimliğe karşı kimlik karmaşası yıllarında çok yoğun kimlik karmaşası yaşıyor da moratoryuma düşüyor. Yani arayış yapsalar bile karar verme noktasında ciddi sorun yaşıyorlar. Bir sonraki tutumsa mükemmeliyetçi tutum. Neydi mükemmeliyetçi tutum? Aile çocuklarının her konuda en olmasını arzuyor. Tabii ki de ben bunu anlattığımda bu kez aklınıza ne gelmeli? Erikson'un psikososyal gelişim kuramında dördüncü dönem olan başarıya karşı aşağılık. Yani yeterliğe karşı yetersizlik yılları. Ne demiştik? Çocuğunuz bir yarış atı değil. Hiç kimseyle yarıştırmayın. Çocuğunuzu olduğu gibi kabul etmeyi öğrenin. Çocuğunuz her konuda en olmak zorunda olmadığı gibi hiçbir konuda en olmak zorunda değil. Ama mükemmeliyetçi aile şöyle ister. En iyi Türkçe benim çocuğumda olmalı. En iyi matematik benim çocuğumda olmalı. En iyi resmi benim çocuğum çizmeli. Enstrüman en güzel benim çocuğum çalacak. En hızlı benim çocuğum koşacak. Her alanda en olması gerekir çocuğun. Ve dediğim gibi bu ailelere ikincilik yetmez. Çocuk daima birinci olacak. Tabii ki de bu bakış açısı çocuk her konuda en olamayacağına göre çocuk da ya yetersizliğe yol açar ya da çocuk tüm hayatı bir yarışma olarak algılar. Hayatı boyunca sürekli herkesle yarışır sevgili arkadaşlar. Bakın pek çok tutum gördük. Tabii ki de bu tutumlar içerisinde istediğimiz ideal tutum demokratik tutumdur. Çocuğun söz hakkı olmalıdır. Kurallar tabii ki de olmalı. Denetim tabii ki de olmalı. Ama bu kurallar çocukla birlikte belirlenmeli ve çocuğa nedenleri ayrıntılı olarak açıklanmalıdır sevgili arkadaşlar. Bunu yani iletişimi asla göz ardı etmeyin arkadaşlar. Devam edelim sevgili arkadaşlarım. Yine bizim için önemli olacak bir başka konu, yani bireysel farklılıkların sebebi olarak çevre etkisi dediğimizde BEM'in cinsiyet rolleridir. Arkadaşlar cinsiyet rolleri geleneksel olarak ele alındığında karşımıza kadınsılık ve erkeksilik çıkar. Ama ben kadınsılık ve erkeksiliği aynı boyutun iki zıt ucu olarak değil de ayrı kutuplar olarak düşünür ve karşımıza dört cinsiyet rolü çıkar. Şimdi bu cinsiyet rollerini incelemeye başlayalım. İnceleyecek olduğumuz ilk cinsiyet rolü androjen cinsiyettir. Dikkat ederseniz androjen cinsiyette erkeksilik de yüksektir, kadınsılıkta. Ama bunu doğru anlamak gerekir. Ne demeye çalışıyor bize burada? Mesela duygusal film izlerken ağlamak değil, ağlamak aklınıza kim geliyor? Bir kadın, geleneksel bakış açısına göre. Ya da hakkını aramak, savunmak deyince geleneksel modelde aklımıza kim geliyor? Erkek. Çünkü kadın daha çok itaat etmek, boyun eğmek üzerine geleneksel rolde yetiştirilir. Peki, şöyle bir kişiyi düşünün. Mesela Can Hoca'yı düşünün. Ne yapıyor? Duygusal film izlerken ağlar. Çocuk gibi ağlar. Hiç belli etmez, aklınızda bulunsun. Otursun bir duygusal film izleyecek olsun. Çocuk gibi ağlar. Ama iş hakkını savunmaya gelince asla susmaz, sonuna kadar da hakkını savunur. Yani burada ne görürsünüz? Bakın onun androjen bir model olduğunu görürsünüz. Yani kendisinde erkeksilik yüksek olduğu kadar
kadınsılık da yüksektir sevgili arkadaşlar. Ki tekrar ediyorum, günümüzde aradığımız cinsiyet rolü androjendir. Hatta size şöyle anlatayım. Androjen düşünce daha okul öncesi çağdan itibaren çocuklara kazandırılmaya başlanır. Şimdi Can Hocanızın size mesleki rehberlikte anlattığı gibi, mesleki rehberlik ne zaman başlıyordu? Okul öncesi çağda. Peki okul öncesi çağda mesleki rehberlik kapsamında çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz özelliklerden biri de neydi? Meslekler cinsiyete göre değişmez. Bakın bu androjen düşünceyi daha okul öncesi çağdan itibaren kazandırmak istiyoruz. Bir başka cinsiyet rolü kadınsıdır. Bakınız kadınsı cinsiyet rolünde dikkat edin. Hemen bakıyorsunuz. Kadınsılık yüksek, erkeksilik düşüktür. Adından da anlaşılacak. Kadınsı. Yani geleneksel modelde toplumun kadına yüklediklerini ön plana çıkartır. Erkeksi ise tam tersine bakınız. Erkeksilik yüksek, kadınsılık düşüktür. Yani geleneksel modeldeki erkeksi rolleri ön plana çıkartır. Bir cinsiyet rolü daha vardır ki o da ayrışmamış, yani belirsizdir. Dikkat ederseniz bu kişilerde hem erkeksilik düşüktür hem de kadınsılık düşüktür. Yani kişi cinsiyet rolü olarak hangi kutupta olduğunun farkında değildir. Peki neden değildir? İşte bunun için bir kez daha Erikson'a dönmemiz lazım. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Erikson'un psikososyal gelişim kuramında 5. dönem olan kimliğe karşı kimlik karmaşası döneminde birey ben kimim sorusuna cevap arıyordu. Peki ben kimim sorusuna cevap ararken gerçekte neleri bulmaya çalışıyordu? 3 şey. 1. Mesleki roller. 2. Toplumsal roller. Mesela ideoloji ve 3. Cinsiyet rolünü arıyordu kişi. Bu üçünün bileşimi aslında ben kimim sorusuydu. Peki bir insan ne zaman başarılı kimlik oluyordu? Kendi arayacak, kendi bulacak ve kendi bulduğuna bağlanacak. Şimdi bunu cinsiyet rolüne uyarlayalım. Mesela kişi herhangi bir arayış yapmamış. Yani cinsiyet rolleriyle ilgili bilgi sahibi değil. Ve herhangi birine bağlanmamış. Ne geldi aklınıza? Dağınık kimlik. Neydi dağınık? Arayış yok. Bağlanma yok. İşte sevgili arkadaşlar, ikisi birebir aynı şeydir aslında. Bizim kimlik statülerinde gördüğümüz dağınık kimlik ile BEM'in belirtmiş olduğu cinsiyet rollerindeki ayrışmamış, yani belirsiz aynıdır. Arayış yoktur, bağlanması yoktur. Bu nedenle de gerçekçi bir bakış açısına zaten sahip değildir. Ve sevgili arkadaşlar, bireysel farklılıkların sebebi olarak çevre başlığı altında inceleyeceğimiz son kuramcımız Rother. Rother'ın denetim odağı kavramı. Arkadaşlar Rother insanları ikiye ayırıyor. Onun düşüncesine göre bazı insanlar içsel denetime, bazı insanlarsa dışsal denetime sahiptir. Peki neden bazı insanlar iç, bazı insanlar dış denetime sahiptir? Rother bunun en önemli sebebinin çocukluk çağındaki yetiştirilme şekli olduğuna inanmaktadır. Nasıl anlatayım? Mesela bir çocuğa ufak yaşlardan itibaren sorumluluk verirseniz, yani çocuğun kendisinin yapabileceği şeyleri onun yapmasına müsaade ederseniz çocuk şunu görür. Bunu ben yaptım ve böyle oldu. Mesela bardağı tutarken gevşek bıraktım ve düştü der. Yani bardağın düşmesinin sebebini kimde arar? Kendinde arar. Ya da çatalla yemek yerken çatalı daldırdı, iyi tutamadı, üstüne döküldü. Sebebinin kendi darmış olduğunu bilir. Ama çocuğun tek başına rahatlıkla yapabileceği şeyleri onun yerine siz yaparsanız çocuk özelliğini kazanamaz. Tabii ama bir şeyi daha fark eder. Ben yapmadım ki sorumlusu ben olayım der. Ve bu düşünceyi tüm hayatına generler. Hayatı boyunca meydana gelen şeylerin sebebini asla kendinde aramaz. İşte bu olay içsel ve dışsal denetim arasındaki ayrımı anlatır. Bakın, içsel denetimli bireyler karşılaştıkları olayların nedenini dikkat edin, geçmişte yapmış olduğu davranışlarda, yani kendilerinde ararlar. Sebebi benim derler. Haliyle yaşamlarına yön verenin kendileri olduğunun farkındadırlar. Ki bu bireyler elbette hangi bireylerdir?
özerk bireylerdir. Dışsal denetimli bireylerse dikkat edin, karşılaştıkları olayların nedenini kendileri dışındaki faktörlerde ararlar. Şans, kader, diğer insanlar gibi unsurlar. Haliyle yaşamlarına yön veremediklerine inanırlar sevgili arkadaşlar. Hep başkalarında başka şeylerde arayış içindedirler. Evet sevgili arkadaşlarım, böylece bireysel farklılıkların nedeni olarak çevreyi Bronfenbrenner'ın ekolojik perspektifi, Aslen'in çevre etkisi, Bamrind'in ana baba tutumları, Bem'in cinsiyet rolleri ve Rotter'ın denetim odağı olmak üzere 5 faktör halinde inceledik. Bir sonraki dersimizde sevgili arkadaşlar, ilk derslerde söylemiştik, psikoloji ekollerini en son anlatacağız demiştik. Artık bir sonraki dersimizde psikoloji ekollerini anlatacağız ve gelişim psikolojisi dersini sonlandıracağız. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşebilmek dileğiyle umutla kalın sevgili arkadaşlar.